Birazdan izleyeceğiniz ders uçtan uca Power BI eğitiminden alınmış örnek bir derstir. İyi seyirler dilerim. Okay, veri modelindeki bir başka önemli kavram olan granularite konusuna değinelim. Bunu whiteboardla ile göstermektense doğrudan verisine bağlanarak göstermek çok daha kolay olacak. Bir Excel dosyasına bağlanıyorum. Bu ders için farklı granularite isimli bir Excel dosyası. Satışlar, tarih, ürünler ve bütçe tablolarını transform etmek üzere Power Query'ye alıyorum. Ürünler tablosu standart bir master ürünler tablosu. Ürün ID var, kodu var ve kategorisi var ürünlerin. Ürün ID tekil. Tarih bildiğimiz olması gereken özelliklere sahip bir tarih tablosu. Satışlar, ürün ID ve tarih seviyesinde. Gün seviyesinde. Bütçeye bakalım. Şimdi bütçenin yapısıyla ilgili birkaç tane şey var. Tek tabloların olması gereken formatlarıyla ilgili konuşurken hatırlarsanız dedik ki herhangi bir bilgi tipiyle ilgili konular, değerler farklı sütunlarda değil aynı sütunun altında gözükür. Bu bir bütçe dosyası. Kategori bazında Ocak, Şubat aralığa kadar nasıl bir hedef bütçe varsa onu gösteriyor. Ama formatı uygun değil veri modeline. Bizim ay bilgilerini 12 farklı sütundan tek bir sütun altında 12 farklı satıra çevirmemiz lazım ve bu bir am pivot işlemidir demiştik. O hareketin nasıl yapıldığını görelim. Kategori diyor Ocak Aralık 12 sütun var. Kategori sütununu seçiyorum. Sağ tık Am Pivot Other Columns. Other Columns Ocak Aralık. Ocak Aralık sütun değerlerini sütundan al, tek bir sütun altında satırlara taşı. Bir önceki step'e geri gelecek olursam şu haldeydi. Bilgisayarları seçelim verisini görmek üzere. 12 farklı sütunla gözüken değerler ay bilgilerini unpivot ettikten sonra şu hale döndü. Her bir bilgisayar sütunu 12 sütundan 12 farklı ay sütunundan tek bir sütun altında 12 farklı satıra geldi önceki step'e tekrar bakacak olursak da buradaki çakıştıkları değerlerde Ocak bilgisayarlar 40 bin değeri de buraya geldi. Şimdi olması gereken formata uygun bir hale getirdik. Buraya diyelim ki bu ay sütunu bu da bütçe. Şimdi bu haliyle veri modeli tarafına Power BI Desktop tarafına aktaralım bunları. Veri modeli tarafına geçiyorum. İlişkileri otomatik algıla opsiyonu açık olduğu için ürünler ve satışlar arasında ürün ID üzerinden direkt ilişkiyi kurdu. Tarih tablosu ile ilişkisini de biz kuralım. Buradaki tarihle buradaki tarih to many ilişkili. Şimdi Satışlarla bütçe tablosu, her ikisi de birer fec tablosu ama aynı seviyede değil, aynı granülitede değiller. Satışlar tablosuna bakalım. Satışlar tablosu ürün gün seviyesinde, bütçe tablosu ise kategori ay seviyesinde. Aynı hizada değiller, aynı granülitede değiller. Granülerite tanımı itibariyle basit bir kavram ama bütün veri modellerinde karşımıza çıkan en büyük tırnak içerisinde problemlerden bir tanesidir genellikle. Şimdi sorumuz şu. Biz bu bütçe tablosunu bu modele doğru bir şekilde nasıl gömeceğiz? Bütçe ay seviyesinde tarih gün seviyesinde olan anahtar sütunu gün seviyesinde olan bir master tablo. Ay diğer taraftan tarih bilgisinin bir farklı versiyonu, farklı özelliği her bir günün bir ay karşılığı var. Benzer şekilde kategori ürünlerin bir özelliği, dolaylı bir özelliği. Bu tür granülerite seviyesi farklı olan fake tablolarını modelleyebilmek için kullanabileceğimiz farklı yöntemler var. Many to many, köprü tablosu ve referans entity kullanmak bunlardan bir tanesi. Ben bu derste referans entity kullanımını anlatacağım. Sonraki derslerde many to many ilişki tipiyle ve köprü tablosu kullanımıyla bu problemi farklı şekillerde nasıl çözebileceğimizin detaylarına bakıyor olacağız. Şimdi referans entity'den kastımız şu. Hem satışlar tablosunu hem de bütçe tablosunu bir referans entity kullanarak aynı seviyeye getirmek istiyoruz. Aynı seviyeye derken tarih satışlar tablosuyla one to many ilişkili. Çünkü satışlar tablosu gün seviyesinde olan bir fake tablosu. Tarih tablosu da anahtar sütunu gün seviyesinde olan bir tarih sütunu içeriyor. Ay bilgisini aynı seviyeye nasıl getirebiliriz? Her bir ay için referans entity yani referans tarih seçerek. Önce ay ile ilgili problemimizi çözelim. Transform data deyip tekrar Power Query tarafına geri geliyorum. Bütçe tablosundaki ay bilgisini gün seviyesine çekmem lazım. Referans bir gün kullanarak. Şimdi bütçeler aylık yapılan konulardır. Genellikle aylık hedefler verilir. 1 Ocak ocak bilgisini satışlar tablosundaki tarihlere de bakalım bu arada. 2007 2009 tarihleri var. 2009 bütçesi olsun bizim bu örnek bütçe datamız. Ben buradaki ocak bilgisini bütün ocak bilgilerini 1 Ocak 2009, bütün şubat bilgilerini 1 Şubat 2009 şeklinde bir referans tarih kullanarak ay seviyesinden gün seviyesine indireceğim. 1 Ocak 1 Şubat ayın birini kullanmamın sebebi her ayın ilk günü geldiğinde o ayın bütçesinin tamamını görmek. Daha önce kullandığımız Column From Examples'ı bu amaçla kullanabiliriz. Her bir ay için referans bir gün belirleme açısından kullanabiliriz. Add Columns'a geliyorum. Ay bilgisi seçili. Column from examples, from selection, I seçili. Diyorum ki Ocak sütununu ben 1 Ocak 2009'a çevirmek istiyorum. Enter. Girdiğim örneğe göre diğer hücreleri doldurdu. Bunu mu yapmak istiyorsun? 1 Şubat 2009, 1 Aralık 2009. Evet aynen bunu yapmak istiyorum. Okey dedim tarih formatına benzer bir sütün oluşturdu bizim için ama tipi şu an için abc yani text. Ama yazım şekli Türkçede bizim tarihleri yazdığımız formatlara çok benziyor. O yüzden buradaki abc'yi yani text'i date e çeviriyorum. Bu sütuna artık ihtiyacım yok. Buranın ismini de sağ tık rename ya da double click tarih diye değiştirelim. Close Apply. Şimdi bütçe tablosundaki ay seviyesini gün seviyesine indirdim. Referans tarih kullanarak bu benim ne işime yarayacak? Artık aynı seviyeye geldiği için tarih bilgisi. Buradaki bütçe tablosundaki tarih sütununu gidip tarih tablosundaki tarih sütunuyla eşleştirebilirim. Kategorilerle ilgili de aynı sorunumuz var. Bütçe kategori seviyesinde grönlerde farklı, satışlar ürün seviyesinde benzer bir mantığı kategoriler için kullanabilirim. Her bir kategori için ürünler tablosundan referans bir ürün seçebiliriz. Bizim bütçemizde bütçesi olan hangi kategoriler varmış? Bilgisayarlar, cep telefonları, ev aletleri diyor. Her bir kategori için birer tane referans ürün seçelim ürünler tablosuna geliyorum. Kategorisi ev aletleri olan bir tane ürün 1827 kodunu aldım. Bilgisayarlar için de bir tane seçelim. Bilgisayarlar için 841 Cep telefonları için de 1407. Şimdi 3 tane kategori için her bir kategoriyi refere edecek şekilde birer ürün belirledik. Kategori ürün tablosu, mapping tablosu, eşleştirme tablosuna ihtiyacım var. Excel'de bir tablo hazırlayabilirim bu kategori için. Bu entity'yi seçtim. Ailesi bu diye bir Excel'de tablo hazırlayabilirim ya da Power BI'daki buradaki enter data özelliğini kullanarak kendim bir tabloyu manuel girerek her, herhangi bir veri kaynağını okumaksızın elle oluşturabilirim. Referans kategori ürün diyelim. Kolon 1'i tıklıyorum. Buraya kategori ismini yazmam lazım. Buraya da referans ürün ID'yi yazmam lazım. Biraz önce yazdığımız, seçtiğimiz kategori ve ürünleri gireceğim tek tek. Her bir kategori için girdiğimiz, seçtiğimiz ürünleri de yazdım. Bu bir nevi mapping tablosu. Yani karşılıklı eşleştirme tablosu. Bunu da Power Query tarafına atıyorum. Daha önce Merge diye bir özelliği kullanmıştık hatırlarsanız. Bir tablodaki ID sütununun eşleniğini diğer tabloda bulup o tablodan istediğim sütun değerlerini ilk tabloya getirmiştik. Burada benzer bir şeyi bütçe tablosuna her bir kategori için biraz önce yazdığımız, seçtiğimiz ürünleri getirmek için kullanacağım. Diyorum ki bütçe tablosu, seçili merge queries. Merge queries üstteki tablo bütçe olacak, alttan referans kategori ürünü seçeceğim. Yukarıdaki kategori için buradaki kategori için bana eşleşen kayıtları bul. ve oradan da bana referans ürün ID'nin ID'sini getir. Her bir kategori için hangi referans ürün ID seçtiysek onlar geldi. Böylelikle kategori seviyesindeki bütçe tablosunu da ürün ID seviyesine düşürebildik. Close Apply. Veri modeli tablosuna geri geçiyorum. İlişkileri otomatik algılayan özelliği kapatın. Bunları elle yapmamız gerekiyor. Yaparsak daha iyi olur değişim sebebi bu. Modelde teknik olarak kurulabilirliği olan ilişkileri oluşturdu. Benim yapmak istediğim şey bu değil. Bu da değil. Hatta bu tabloyu bizim modele almıyor olmamız lazımdı. Daha doğru bir hareket olurdu. Tekrar transform dataya dönüyorum bu referans tabloyla benim işim referans ürün aidileri bütçe tablosuna getirdikten sonra bu tabloyla işim aslında bitti. Power BI tarafına yüklemeyecektim. Yüklemesek daha iyi olur. Bütçe seviyesini de çünkü artık ürün seviyesine taşıyabildik. Yapmamız gereken tek şey buradaki referans ürün ID ile buradaki ürünler tablosundaki ürün ID'yi birleştirmek. Bu kullanabileceğimiz yöntemlerden bir tanesi aynı seviyeye getiriyor olmak bütün fact tablolarını. Başka yöntemler de var. Many to many ilişkiler kullanmak gibi, köprü tablosu kullanmak gibi o tür teknikleri de sonraki derslerde göreceğiz. Ama bu şekilde yaptıktan sonra biz fact tablosuyla, bütçe tablosuyla, satışlar tabloları artık aynı seviyede olduğu için tarih tablomuzla ilgili tanıtma işinde yaparak ay bilgilerinde sort by kolonla ay numarasına göre dizerek satış bütçe karşılaştırmamızı yapabiliriz. Satışlar burada tutar bütçe burada bütçe bunu bir matrise çevirelim yıl ay bazında bizim satışlarımız ve bütçelerimiz budur.